Merhabalar, Yemekte Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hazır yufkadan kıymalı ve peynirli börek olacak. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Öncelikle iç harcımız için 2 adet kuru soğan doğruyoruz, yemeklik olacak şekilde. Bir tutam da maydanoz kavurmaya geçiyoruz. Bir kaba 2,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine doğramış olduğumuz soğanları ekleyip soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Üzerine 200 gram kadar kıyma ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tahta kaşıkla eze eze kıymamızı bütün bütün kalmaması için ezerek kavuruyoruz ve pişiriyoruz. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Evet, tüm malzememiz tam olarak pişene kadar karıştırmaya ara ara devam ediyoruz. Evet, harcımız pişti. Bir kaba alıyoruz. Evet, soğuması için başka bir kaba aldık. Üzerine ince ince kıydığımız maydanozları ekliyoruz. Evet, tüm malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Hazır üçgen yufka kullandım ben. Sosu için 1 su bardağı su, yarım su bardağı da yağ karıştırdım. Evet, yufkalarımın üzerine her yerine gelecek şekilde bu karışımla ıslatıyorum. Evet, bütün yufka kullanacaksanız yine eşit miktarda bölerek böyle üçgen şekiller verip aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Harcımdan bir parça alıyorum ve geniş kısma koyuyorum. Üzerine biraz kaşar peyniri ekleyip bu şekilde çok sık olmayacak şekilde sarıyorum. Evet, su ve yağ ile hazırladığımız karışımdan yufkamızın her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Evet, bu şekilde güzelce ıslıyoruz her tarafını. Bir miktar harç alıyoruz. Yufkamızın geniş tarafına ekleyip üzerine isteğe bağlı kaşar peyniri ekliyoruz. Evet, yavaş yavaş sarıyoruz. Peynirli harç için de aynı işlemi uyguladım. Evet, tüm malzemelerim bitti. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Fırın kabına yerleştirdim böreklerimi. Evet, 190 derecede alt üst ayarda yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum böreklerimi. Evet, fırından da görüntü aldım sizler için.
Börekleri böyle nar gibi kızarmaya başladı. Çok çıtır çıtır oldu. Su ve yağ karışımıyla yaptığımız için sosunu o çıtırlı göreceksiniz. Çok lezzetli oldu. Böreklerim pişti, fırından aldım. Şimdi sizlere bir çatal yardımıyla nasıl çıtır çıtır bir ses çıkardığını göstermek istiyorum. Hepimizin sonuna geldik. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.